Değerli katılımcılar, tekrardan hoş geldiniz. Sempozyumumuzun birinci oturumuna başlayacağız şimdi. Küresel Gıda Sistemi ve Türkiye konulu oturum başkanlığı yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Yücel Çağlar ve sunumları gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Doktor Mustafa Koç, Sayın Mustafa Doktor İlal Elver, Sayın Umut Özdil ve Sayın Profesör Doktor Ufuk Özdağ yerlerini aldılar. Onlar hazırsa sempozyumumuza başlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Efendim iyi günler. Cemal Hoca'nın benden önce konuşması iyi oldu. Hatta daha doğrusu bizim oturumdan önce konuşması iyi oldu. Çok dikkatle zaman nasıl kullandığını izlemeye çalıştım. Eğer bir iki dakika geçirseydi bazı göndermelerim olacaktı ama zaman da bitirdi. Başlamadan ufak bir anekdot aktaracağım size. Pazar günü akşamı hocalarımla işare bulacaklar, yürüyeceğiz. Ne oldu biliyor musunuz? Gıda zehirlenmesinden komaya girdim. Şaka yapıyorum. Cidden nedir patatesli tavuk yemekten gece yarısı yoğun bir zehirlenme. Üç gün için. O şekilde ancak işte yeni toparladım. Belki arada bir tekleyebilirim, onun için kusura bakmayın. Zamanı kullanmak kısa olduğu için, daha verimli kullanmak için bazı önlemler aldım. Birincisi, ben hemen hiç konuşmayacağım. Halbuki bazı hazırlıklar yapmıştım. Örneğin şu küreselleşme, küresel ifadesine göndereceğim bazı şeyler vardı. Osman Nuri Koçtürk'ten bu yana gelen bir gelemeyi nasıl böyle bir küreselleşme söylemiyle üstü örtülmeye mi? Yani nasıl yorumlanabilir? Onu Mustafa Koç hocamız açıklayacak. Onların üzerine bazı kaygılarımı paylaşacaktım sizlerle. Bir de ilginç bir istatistik buldum. Bayağı çalıştım bu yana. Onun için ben düzenleyici bu hocam başta olmak üzere arkadaşlara teşekkür ederim. Bana bu görev verdiği için epey cahilmişim. Bazı şeyler öyle. Küresel açlık endeksi tırnak için. Ne durumda olduğumuz. Gıda güvenliği endeksinde 2012'den 2017'ye nereden nereye geldiğimiz konusunda ve en sonda bu son zamanlarda yaşadığımız ithalat serüveni içinde TÜİK'in yayınladığı kendi kendimize yeterlilik yönden bazı ürünlerdeki durumları. Bunları hiç konuşamayacağım ne yazık ki. Onun için çok hızlı olarak Sayın Mustafa Koç'la başlayacağız. Buyurun. Değerli Gülsel Hocam, değerli Cemal Hocam, değerli ev sahipleri, ben konuk olduğum için dışarıdan geliyorum, kusura bakmayın. Gülsel Hocam konuşmasında nostalji yapmayın dedi ama dayanamadım. 40 yıl önce, aşağı yukarı tam 40 yıl önce burada olduğumu hatırladım. İlk görevim, üniversiteyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde toplum sağlığı enstitüsündeydi. Bir proje olarak gelmiştik ve toplum sağlığının, Türkiye'de toplum sağlığının, halk hekimliğinin önderi olan Nusret Fişek Hoca'yı anmadan edemeyeceğim, geldim kendisiyle görüştük ve ondan bilgiler aldık, çok değerli bilgiler aldık. Bu sağlık ocaklarını bağlayarak sağlık merkezlerine, sağlık merkezlerinin üniversite hastanelerine bağlayarak bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyorduk, toplum sağlığı hizmeti vermeye çalışıyorduk. Başarılı olamadık. Ben 1979'da Kanada'ya gittim, 80'den sonra da enstitü kapatıldı. 40 yıldır yurt dışındayım. O yüzden birazcık nostaljimi hoş görün. Çok özetle kendim yaptıklarımı söyleyeyim. Sosyoloğum.
Tarım ve gıda sosyolojisi konusunda çalışıyorum. Toronto'da Ryerson Üniversitesi'nde, Kanada'da görevliyim. Bir enstitümüz var bu konuda çalışan. Toplum sağlığı, food security diyeceğim, gıda güvencesi konusunda çalışıyoruz. Şu anda da orada Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi'nin direktörü olarak görevliyim. Cemal Hoca özetle bahsetti, ben kısa geçeceğim, sürem kısıtlı. Gıda sistemi konusunda, yani gıda sisteminin insanların doğayla ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, kapsayan toplumsal yapıları, kurumları, süreçlerin bütününü içeren bir kompleks olarak tanımlıyoruz. Cemal Hoca özetlediği için geçeceğim onu da. Dünya sistemi anlayışından gelen bazı gözlemciler, tarım ve gıda sistemlerinin oluşum ve gelişiminde kapitalizmin genel eğilimlerinin ve özel tarihi koşulları yansıtan gıda rejimleri gözlemlendiğini tezini savunuyorlar. Şu anda Philip McMichael ve Harriet Friedman'ın söylediği gibi üçüncü gıda rejimi dediğimiz bir dönem içindeyiz. Bu gıda sisteminde neoliberal politikaların belirleyici olduğu, çok uluslu şirketlerin, finans spekülatörlerinin, ilaç ve tohum tekerlerinin, süpermarket zincirlerinin egemen olduğu, suyun, bilginin, tohumun, yaşam genlerinin ve geri kalan tüm küresel müştereklerin metalaştırılmaya çalışıldığı yeni bir evre olarak tanımlanıyor. Bu dönemde köylülerin gitgide gerildiğini görüyoruz. Buna rağmen hala endüstriyel tarıma karşı direndiğini de gözlemliyoruz. Son yıllarda modern tarımın, modern endüstriyel tarımın sürdürülebilirliği konusunda endişelerin arttığını ve yeni gıda politikaları arayışlarına yönelindiğini görüyoruz. Bir takım gözlemciler, örneğin mesela IPES Foods adlı panelin önerileri, yani endüstriyel tarıma alternatif olarak küçük ölçekli, biyoçeşitliliği ve agroekolojik tarımı destekleyen işletmelerin varlığını savunuyorlar. Tabii son yıllardaki politika arayışlarının içinde yaşadığımız döneme has bazı endişeler de var. İki yıldır Kanada'da ülke çapında gıda ve tarım politikası gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Finlandiya, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerinde örneklerine bakıyoruz. Kısaca konuşmamda vakit kalırsa bu örneklerdeki bazı ana temalardan söz edeceğim. Şimdi bu içinde yaşadığımız dönemi söz ettim. Çok kısaca gıda güvencesi konusundaki yaşadığımız bazı endişeleri sıralamak istiyorum. Birincisi, Cemal Hoca'nın da bahsettiği gibi açlık veya yetersiz beslenmenin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle kısa bir süre bir iniş oldu 1996'daki Roma Konferansı'ndan sonra. Ancak 2015'ten 2016'dan beri dünya çapında açlığın sayısının arttığını gözlemliyoruz. 1996'da 800 milyon olarak hesaplanıyordu ve 2015'te bu sayının 400 milyona inmesi hedefleniyordu. Bugün için 2017 tahminleri 721 milyon civarında. Bu tabii yeni ve geliştirilmiş bir metodolojiyle bu kadar düşürülebiliyor ancak. Diğer bir sorun, gıda güvencesi açısından içinde yaşadığımız küresel ekonomik belirsizlik. Bu sadece bir örnek olarak veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borçlarını gösteren bir tablo bu.
sivil kendi iç savaşlarından, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani kısa aralardan sonra, İkinci Dünya Savaşı'nda ancak bu kadar yükselmişken, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şey yapıyor ve Afgan-İran savaşlarından sonra zirveyi bulmuş durumda. Dün borsalarda büyük bir çöküntü yaşandı. Bugün nereye varacağını bilemiyoruz ve bu küresel kriz hızla devam ederken, bu arada o eskiden tanımladığımız iki boyutlu dünya, Doğu cephesi, Batı cephesi şeklindeki iki boyutlu dünyanın da gitgide kompleks ve karmaşık bir hal aldığını görüyoruz. Bir yeniden bir 1915'lerde yaşanan küresel paylaşım mücadelelerini gözlemliyoruz. Bu harita Çin'in yeni ipek ve baharat yollarının haritası ve Çin'in bu şekildeki yayılma politikası Orta Doğu'da ve Çin'de bulunduğumuz bölgelerde, bu Uzak Doğu'da bir takım gerilimlere, Afrika'da bir takım savaşlara neden oluyor. Yani Sudan'da durup dururken bir iç savaş kendiliğinden çıkmıyor. Libya'nın parçalanması kazayla olmuyor ve bu paylaşım savaşlarının etkilerini gözlemlememiz lazım. Tabii bu paylaşım savaşları sadece Çin-Amerika arasındaki gerginlikle ilgili değil. Yücel Hocam bahsetti küreselleşme konusunda, ama şu anda belki o neoliberal döneme egemen olan küreselleşme politikalarının da gerilediğini gözlemliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'nün artık fazla etkisinin kalmadığı, buna karşılık bazı çok uluslu tekerlerin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin biz böyle diyoruz, böyle olacak diye dayattıklarını görüyoruz. En son örnek mesela Kanada ve Meksika'ya karşı NAFTA, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığımız anlaşmanın arkasından Amerika Birleşik Devletleri, siz bizi soyuyorsunuz, siz bizi rezil ediyorsunuz deyip dayattı ve tarım konusunda çok ciddi tavizler daha aldı. Ki bu ülkeler serbest ticaret anlaşmasında kaybettiklerini tahmin ediyorlardı. Şimdi çok daha büyük kayıplar olacak. Ve bu tabii bir takım anlaşmaların çoklu anlaşmaların, multilateral anlaşmaların bilateral yollarda daha da zorlaşacağını tahmin edebiliriz. Özellikle bu makasın arasında kalan ülkeler açısından. İngiltere örneği, Brexit'ten ayrılmanın örneğini yaşıyorlar. Bu tür şeylerin dünya gıda güvencesi açısından, küresel gıda güvencesi açısından etkileri büyük. Bunları gözlemliyoruz ve gözlemlemeye devam edeceğiz. Tabii bu küresel veya emperyal paylaşım savaşlarının en büyük kurbanları da mülteciler oluyor. Bu konuda bir çalışma projemiz var. Şu anda 68.5 milyon olduğu tahmin ediliyor UNHCR'a göre. Biz Türkiye bu konuda dünyada en çok mülteci alan ülke, 3.5 milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyoruz. Tabii bu çok güzel bir şey, bu hassasiyet çok güzel bir şey, ama uzun vadede kendisini besleyemeyen veya kendi nüfusunu besleyemeyen ülkelerin bu tür bir mülteci sorunuyla karşılaştıklarında gıda güvencesi açısından ne durumda olabileceklerini düşünmemiz lazım. Kısa vadede ucuz emek arzı olarak pazara gelip bazı avantajlar sağlasa da uzun vadede bunun etkilerini gıda güvencesi açısından, ulusal ve bölgesel gıda güvencesi açısından etkilerini de gözlememiz lazım. Gıda güvencesi açısından bir başka sorun israf. Küresel gıda kayıp ve israf tahmininin 1.3 milyar ton olduğu tahmin ediliyor bu yılda. Ve bunun 680 milyar tonu gelişmiş ülkelere has tüketim.
Ama bu tüketimin çoğu, bu israfın çoğu tarlada oluyor. Kayıpların çoğu tarlada oluyor. Buğdayda mesela %40'a kadar tahta, tahıllarda %40'a kadar, köklerde %40, %50 civarında kayıplar yaşanıyor. Ama sadece bu kayıplar tarlada veya bizim buzdolabımızda olmuyor bu kayıplar. Bu kayıpların başka şekilde yönlendirilmesi de var. Mesela dünya soya üretimi %90'ı beslenmek için, hayvan besiciliği için üretiliyor. Brezilya'da hayvan yemi olarak soya ve mısır için ayrılan arazinin toplamı 506 bin kilometre kare. Bu tropik ormanlardan açılan alan. Bu İspanya'dan daha büyük bir alan. Ve bunun küresel ısınmaya etkilerini düşünmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin mısır üretimine bakıyoruz mesela. %46.3 üretilen mısırın %46.3'ü yem olarak kullanılmış. %13.5'i de ihraç edilmiş. O da yem olarak ihraç ediliyor. Yani %60'ı ürettikleri mısırın %60'ı hayvanları beslemekte, %30'u arabaları beslemekte kullanılıyor etanol olarak. O zaman şöyle düşünüyorsunuz, mısır gibi bir beslenme, insan beslenmesi için etkili olabilecek bir ürün tümüyle ya hayvan yemi olarak ya taşıt yakıtı olarak kullanılıyor. Yani bu tür sanayileşen bir tarımın uzun vadede sürdürülebilirliğini düşünmemiz lazım. Ve gıda güvencesi açısından ne kadar etkili olabileceğini de düşünmemiz lazım. Geriye kalan %10 da zaten, onun da %7.6'sı yüksek fruktozlu mısır şurubu ve diğer tatlandırıcılar ve nişasta şeklinde oluyor. Yani üretilen dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ki dünyada birinci durumda mısır üretiminde, ürettiği mısırın neredeyse %97'si endüstriyel amaçlarla kullanılıyor. Cemal Hocam su israfından bahsetti. %70 kadarı suyun tarımda kullanılıyor. Sınırlı su kaynaklarının israfı ciddi bir sorun. Düşünün şöyle, bir bardak süt için gereken su miktarı 200 litre. 1 kilogram sığır eti için 16 bin litre su gerektiği tahmin ediliyor. Bu da uzun vadede sürdürülemez bir şey. Bir başka örnek, dünya plastik üretimi 2017 yani sadece 1957-2017 arasındaki artışı gözlemlediğiniz zaman inanılmaz oranlar çıkıyor. Tabii tarımdaki bu başarı, özellikle 20. yüzyıldaki bu başarı büyük ölçüde fosil yakıtların kullanılmasına dayalı. Aşağı yukarı 1 ton tahıl üretmek için 600 litre yakıta ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. Bunların uzun vadede birincisi kendine yakıt konusunda, fosil yakıtlar konusunda yeterli olmayan ülkeler açısından etkilerini düşünmemiz lazım. Yani Türkiye'de bu ülkeler arasında uzun vadede kendi enerji kaynaklarına sahip değilseniz bu tür bir tarımın uzun vadede sürdürülebilir olamayacağını da düşünmeniz lazım. Alternatif enerji kaynaklarını aramamız lazım. Bunları düşünmediğimiz takdirde işte küresel iklim değişikliği gibi sorunlar yaşanıyor. Nasıl bu kadar yağmur yağıyor, neden oluyor bunlar diye düşünüyoruz. İşte herhalde birileri bizi yine bir bomba attılar, bir şey yaptılar, perişan ettiler diye düşünüyoruz. Ama bunun küresel bir sorun olarak dünyanın her tarafında yaşanabileceğini idrak edemiyoruz. Bugün Amerika'yı vuran Michael fırtınası yine korkunç hurricane'ler, korkunç fırtınalar yaratıyor. Bu tayfunlar, fırtınaların önlenmesi yine bizim uzun vadeli plan yapmamıza dayanıyor ve küresel sıcaklık artışlarını, küresel atık, küresel sera gazları artışlarını düşündüğümüz zaman
gıda sisteminin çok ciddi önlemler alması gerektiğini de idrak edebiliriz. Çok kısa bazı rakamlar vereceğim. Tarımsal girdilerde, tarımsal emtia ticaretinde, et üretiminde hızla bir tekelleşme var. Dünyada bazı sektörlerde yüzde özellikle ette mesela %70, %80 konsantrasyon var. 4 büyük teker %70, %80 üretimi kontrol ediyor. Kanada'da bu %100 özellikle mesela sığır üretiminde iki şirketin elinde. Kanada'daki üretimin, sığır kesimindeki üretimin %100'ü Cargill ve Brezilyalı bir şirketin elinde. Bu artık yani o yüzden Kanada'da ne üreticilerin ne tüketicilerin seçim şartlığı yapma tercihi var. Kanada hükümetinin bile seçim yapma tercihi var. O yüzden 2017 yılında Kanada hükümeti bir gıda bir politikası arayışına girdi. Bu yılın ilan edilmesi bekleniyor. Amaç gıda politikalarını sadece tarım politikalarının hegemonyasından çıkarıp çevre, sağlık, gıda güvencesi ve ekonomik, yani tarım da onun içinde, kalkınmayı birleştirecek entegre bir gıda politikası üretebilmek. Bu konuda ki hedeflerini çok kısaca özetliyorlar. Bu politikanın kapsayıcı olmasını istiyorlar. Ben İngilizcelerini de koydum yanına. Benim tercümem yeterli olmazsa veya yanlış olursa sizin de gözleriniz olsun diye. Kapsayıcı, katılımcı, toplumsal barışçı, uzlaşmacı, sonuç odaklı, kanıt temelli, entegre, politik olarak tutarlı, sistem tabanlı, uyarlanabilir, yenilikçi, hesap verebilir ve şeffaf olması isteniyor. Bunları düşündüğünüz zaman bunlar sadece tarım politikaları için değil, kendi kendinize ben nasıl bir ülkede yaşamak istiyorum diye sorduğunuz zaman bu sonuçları aynen siz de bulabilirsiniz. Ekonominiz şeffaf değilse, politikalarınız hesap verebilir durumda değilse, tarımsal politika geliştirmeniz, bağımsız bir tarımsal politika geliştirmeniz de çok zor. IPES Foods'un 10 prensip olarak sürdürülebilir gıda sistemi için 10 prensip diye özetlediği 10 ilke var. Bütüncül ve sistemik diyor, güç dengelerinin farkında olan transdisipliner, eleştirel ve sorgulayıcı, bağımsız, her açıdan sürdürülebilir, çeşitli, çok yönlü ve esnek, demokratik ve güçlendirici, toplumsal ve teknolojik açıdan yenilikçi, yeterli şekilde ölçülebilen politikalara ihtiyacımız var diyorlar. Olivier de Schutter, Avrupa'daki tarım politikası, Avrupa Birliği'nin bir tarım politikası geliştirmesi konusunda yazdığı bir makalede, bazı temel, 5 temel nokta özetliyor. Bu da politika hedefleri arasında bağlantı kurulması, yani Kanada'daki örnekteki olduğu gibi entegre bir politika kurulması, yerel deneyselliğe olanak tanıyan, üretkenliği artırma tutkusunun ötesine geçen, geçerek yeni zorluklara uyum sağlayan, kısa vade tuzağından kurtulup uzun hedefli dönüşümlere olanak sağlayan ve gıda demokrasisini canlandırmak için meşruiyeti yeniden inşa eden politikalara ihtiyacımız var. Bütün bu örnekleri düşündüğümüz zaman ve bunlardaki paralellikleri düşündüğümüz zaman aklın yolu birdir demekten başka bir çözüm kalmıyor. Tabii her ülkenin koşulları ayrı. Dünya Kanada'da başarılı olabilecek bir politikanın Türkiye'de de aynısının uygulanması gerekmiyor. Ama ortak bir takım genel özellikleri, bunu biz bu ilkeleri kendi günlük yaşantımıza nasıl geçiririz diye düşünmemiz lazım. Umarım bu seminerde
hep beraber bu sonuçlara nasıl ulaşabiliriz diye biz de düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Koç'a teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben bütün konuşmalar bittikten sonra bir 15 dakika katkıda bulunmak isteyen varsa, soru sormak isteyen varsa zamanınız olacak. Olacak mı? Olacak bir 15 dakika. O 15 dakika önce bir yerden geçeceğiz. Her şeyden önce beni bu toplantıya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü ben de nostaljik başlamak istiyorum. Çünkü 30 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesinden ayrılmıştım. 30 yıl sonra tekrar Ankara Üniversitesi camiasına gelmek, Ankara'daki üniversitelerin camiasına gelmek, eski dostlarımız, arkadaşlarımız görmek çok çok zevkli oldu. Onun için çok teşekkür ediyorum bu sunum için. Aslında ben sunuma herhangi bir PowerPoint hazırlamamıştım. Çünkü bu benim bütün PowerPoint'lerim İngilizce. Ama Türkçe konuştuğum zaman oradan siz İngilizce görüyorsunuz. Ben buradan Türkçe konuşuyorum. Biraz karışıklık olacak diye. Ben kendime göre konuşmayı düşünüyordum ama herkes PowerPoint yaptığı için ben de bu trende katılayım dedim. Şimdi ben Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörüyüm. Bunun ne demek olduğunu çok kısaca açıklayayım. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiş bir sistem. Özel prosedürler deniyor buna. Her insan hakkı için bir raportör atanıyor. Global ölçekte bu kişilerin akademik ve de politik, daha doğrusu bilgilerine yönelik bir seçim oluyor bu ve 6 yıl sürüyor. 3 yıl, 6 yıl olarak görevde kalıyorsunuz. Tamamen her şeyden bağımsız, bağımsız derken kendi ülkelerinden bağımsız ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'den bağımsız. Aynı zamanda hocamızın da dediği gibi tamamen gönüllü bir pozisyon. Yani bu pozisyonlarda olanlar hiçbir şekilde maaş almıyorlar. Kendi akademik faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar ama aslında son derece zor ve zahmetli bir iş. Pek çok özel raportör kendi işini bırakmak zorunda kalıyor bunu yapmak için. Ama son derece önemli de bir kuvveti var bu özel raportörlerin. Her yıl 2 tane misyon ülkesi seçiyoruz ve bu ülkeleri ziyaret ediyoruz. Ve bunların gıda haklarında, yani insan hakkı olarak gıda hakkında ne tür bir aktivite yaptıklarını, gıda politikalarının ne olduğunu, insan açlığın ya da gıda yetersizliğinin ya da beslenme eksikliğinin ne alanda olduğunu, özel şirketlerin politikaları ne kadar aktif katıldıklarını ve devletin korumacı bir sisteme olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirme önemli çünkü bu değerlendirmenin sonunda bir rapor yazıyoruz. Bu raporu da Birleşmiş Milletler'e sunuyoruz. Bütün ülkeler özel bir ülkenin gıda hakkı açısından ne durumda olduğunu görüyor. Bu sadece benim alanım ama diğer özel raportörler de var. Mesela işkence raportörü var. Dini haklar raportörü var, kadına karşı yönelik şiddet raportörü var. Çeşitli alanlarda her bu konuda uzman olan özel raportör kendi alanında bir takım araştırmalar yapıyor. Bu iki rapor dışında 2 ayrı raporumuzda tematik olarak sunuyoruz yine Birleşmiş Milletler'e. Tematik konuları da biz kendimiz seçiyoruz. Ne kadar önemlidir şu anda dünyada, hangi trendler vardır, hangi konuya özellikle değinelim, sorunları nasıl
çözelim diye. Mesela benim en son raporum, şu anda bitirmiş olduğum rapor, dünyadaki tarım işçilerinin durumuyla ilgili. Bunu da önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler 3. Komitesi'nde sunmaya çalışacağım. Sunmaya çalışacağım diyorum çünkü bir takım politik nedenlerle bizim sunuşlarımızın günlerini ve yerlerini değiştiriyorlar şu anda New York'ta. Çünkü Amerikalılar insan hakları raportörlerinin oraya gelip bu konularda konuşmasını hiç istemiyorlar. Şu anda benim hala bulunduğum oturuma gelmem söz konusu değil. Çünkü aynı saatte FAO'da bir açılış konuşması yapmam lazım. Şimdi bunu söylememin sebebi bu konu son derece politik dünyada. Mesela daha önceki raporum beslenme ile ilgili bir rapordu. Bunu sunduğum sırada Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir şekilde atak yaptı ve gıda hakkının mevcut olmadığını, mevcut olmayan bir hakkın biz burada nasıl tartışmasını yaparız dedi ki kendileri zaten bunun altına imza atmışlardı. Evrensel Haklar Deklarasyonu gıda hakkını kabul ediyor. Aynı zamanda iki tane sözleşmemiz var. Biri sivil ve politik haklarla ilgili, öbürü de ekonomik, sosyal ve kültür hakları ile ilgili. Ekonomik, sosyal ve kültür hakları büyük ölçüde gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiyor. Şöyle öyle de bir sorumluluğumuz var ekonomik ve sosyal haklar raportörü olarak kendimizi ispat etmek zorundayız. Yani böyle bir hak vardır, siz de bu hakka bu hakkı savunmak zorundasınız şeklinde. Ciddi bir sorun ama yavaş yavaş halletmeye çalışıyoruz. Mesela aynı problem bundan bir önceki değil de ondan önceki raporum kıtlıkla ilgiliydi. Savaşlar ve kıtlıkla ilgiliydi. Şimdi de göstereceğim gibi Mustafa Bey'in de söylediği gibi, hocamızın da söylediği gibi ciddi bir kıtlık ve açlık sorunu var. Bu o rapor sunarken de Suriyeliler ve Suudi Arabistanlılar çok ciddi bir şekilde bana atak yaptılar. Yalan söylüyorsun dediler, böyle bir şey yoktur, gelin ülkenize bakın dediler. Gerçi Yemen asla beni kabul etmedi. Şimdi böyle sorunlar var. Onun dışında biz kendi kendimize bu gıda hakkını mümkün olduğu kadar her ortamda savunmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Bu sadece giriş. Olsun, ne zaman isterseniz keserim. Şimdi bunu zaten bundan önceki konuşmacılarımız söylemişti. 2018 yılında bizim 821 milyon aç insanımız var. Aslında bu 821 milyon değil, daha fazla. Çünkü bunu da mümkün olduğu kadar aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Bu yine daha önce söylendiği gibi son yıllarda daha azalacağına yükselmeye başladı. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü biz 21. yüzyılda artık açlıkla savaşmamamız gerekiyor. Bu büyük ölçüdeki açlığın ve gıda yetersizliği tabii ki her ülkede değil, değişiyor. 124 milyon şu anda 52 ülkede çok ciddi bir gıda problemiyle karşı karşıya. Bizde 5 bölüm vardır, 5 derece. Son 3 derece son derece ciddi gıda sorununu ortaya koyuyor. Bu hocamızın da dediği gibi oturum başkanımız belirtti. Global Hunger Index dediğimiz her yıl yayınlanan FAO'nun bir raporu vardır. O raporda görürsünüz hangi ülkeler ne durumda. İşte az açlık, ciddi açlık filan şeklinde. Gördüğünüz gibi hemen hemen dünyanın yarısının böyle bir sorunu var. Son derece ciddi. Ama en önemli olan kıtlık meselesi. Çünkü kıtlık dediğimiz zaman bunun bir yasal tanımı var. Bu yasal tanım kıtlık nedeniyle, yani açlık nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği bir ortamda ancak söyleniyor ve bu da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesi gerekiyor. İlan edildiği zaman da insani yardım bu ülkelere gidiyor. Mesela şu anda Kuzey Nijerya, Güney Sudan, Somali, Yemen,
Myanmar, Burma aslında sadece bu Rohingya'nın olduğu yerde ciddi bir kıtlık sorunu var ama onlar politik olarak böyle bir şey kıtlık olarak ilan edilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar Birleşmiş Milletler. Şimdi de anladığınız gibi çok ciddi politik sorunlar bu tür dünya politikalarında önemli. Bu da yine dünya açlık haritası. Burada bize gösterilen şey mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı hiç almamışlar. Çünkü orada zaten açlık sadece %5 oranında. Açlık ya da gıda güvensizliği diyelim. Onun dışındaki ülkelerde de gördüğünüz gibi yeşilden sarıya, sarıdan da turuncuya giden ciddi açlık problemlerini görüyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi Sahra Afrikası en önemli durumda. Peki neden böyle oluyor? Neden bu şimdiye kadar yavaş yavaş ilerleyen, düzelen açlığın sonra ortadan kaldırılması politikaları devam etmiyor? Bunu FAO'nun gösterdiği nedenler. Bir tanesi savaşlar diyor. Çünkü büyük ölçüde birçok ülkede şu anda savaş ve iç karışıklık devam ediyor. Diğeri hepimizin bildiği gibi iklim değişikliği ve çok ciddi meteorolojik hava problemleri. Diğeri de ekonomik yavaşlama ve sosyal politikaların yeterli olmaması diye bu şekilde üç tane neden ileri sürmüş. Aslında bazı şeyler dışarıda kalmış bu onun şeyinden. Mesela açlık dışında fakirliğin ortadan kaldırılması politikaları ciddi bir şekilde gerçekleştirilemiyor dünyada. Aynı zamanda kırsal yönetimin de, kırsal kalkınmanın da politikalarının uygun olmadığını görüyoruz. Bunlar da yürümüyor. Aynı zamanda burada gelişmiş ülkelerdeki açlık ve beslenmeyi FAO hiç göz önüne almıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Mesela Amerika'da 49 milyon kişi gıda güvencesine sahip değil. Ama bu demek değil ki aç. Bu demektir ki ertesi gün ya da ertesi hafta yemek yiyemeyeceğini bilemeyecek durumda olması. Ama bunu pek önemsemiyorlar çünkü Amerika dünyanın en zengin ülkesi. Mesela evsizlik sorunu çok ciddi bir problem. Avrupa'da daha az, Amerika'da daha fazla. Bunu da hiç dikkate almıyorlar. Bir de neoliberal politikaların kıtlık ve de açlık üzerindeki etkileri hiçbir şekilde tartışmaya getirilmiyor. Çünkü bu dünyanın düzeni bu şekilde, bu durumda bunu kritik etmenin pek önemli olmadığını ya da gündeme sokmuyorlar bunu. Aynı zamanda gündeme sokmadıkları, sokmamaya çalıştıkları bir tane şey de gıda hakkı, yani insan hakkı açısından bunların değerlendirilmesi. Daha çok onlar charity nasıl denir Türkçe? Yardımseverlik anlamında koyuyorlar. Diyorlar ki biz yardımseveriz. İşte şeyler açıyorlar, bir takım dükkanlar açıyorlar. Oraya gidip parasız alabiliyorsunuz ya da orada yemek yiyebiliyorsunuz. Okullarda yemek programları yapıyorlar. Bunlar diyorlar açlığı engelleyebilecek politikalardır. Yani insan hakkı yerine bu tür yardımseverlik politikalarını ileri sürüyorlar. Bu da büyük ölçüde büyük Amerika Birleşik Devletleri tarafından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü onlarda büyük bir üretim fazlası var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine hocalarımızın söylediği gibi o üretim fazlasını bir yere atmak zorundalar. Bu da aynı zamanda soğuk savaş döneminde bazı ülkeleri kendilerine çekmek için büyük ölçüde Amerikan yardımı yaptılar. Bu yardımlarda maalesef bu ülkelerdeki pazarları, yerel pazarları yok etti. Şimdi görüyoruz ki en çok yardım alan ülkeler en zor durumda olan ülkeler.
Şurada bir tuhaflık var çünkü biz hepimiz biliyoruz ki zenginleştikçe açlığın ortadan kalkması lazım ama hayır öyle olmuyor. Dünyadaki ekonomik durum düzeldikçe açlık da artıyor. Demek ki burada yaptığımız bir yanlış bir şey var. Açlık da arttığı gibi insanlar arasındaki eşitsizlik de giderek daha büyük bir şeye geliyor, boşluk içine giriyor. Bu da zaten Dünya Ekonomik Forumu'nda son zamanlarda en çok anlatılan konu. Diyorlar ki neden bu kadar bir zenginle fakir arasında ciddi bir farklılık var. Bu farklılık bizim ileride sosyal problemlere neden olacaktır. Bunları çözmemiz gerekir diye devamlı konuşuyorlar. Yani eşitsizliğin ve aradaki farkın çok ciddi bir şekilde farkındalar. Şimdi daha önce de söylediğim gibi bu şartlar altında 500 bin kişi yani yarım milyar kişi son derece ciddi bir şekilde ya savaş içinde ya da devamlı bir konflikt içinde ya da savaşlar gidip geliyor, bir türlü bitmiyor. Savaş kendini iç savaşa bırakıyor, iç savaş kendini dış savaşa bırakıyor. Ciddi bir sorun. Neyse ki ülkemizde hala böyle bir sorunla karşı karşıya değiliz. Bu ülkeler aslında iklim değişikliğinden son derece ciddi bir şekilde etkilenmiş olan ülkeler. Yani sadece politik değil, sadece kaynaklar üzerindeki çatışma değil, aynı zamanda kuraklıkların devam etmesi, su yetersizlikleri ve de yanlış tarım politikaları da hepsinin bir araya gelmesi. Yani hiçbir zaman bir tek sebep bir şeye neden olmuyor. Devamlı olması lazım. Bu arada bakıyoruz bütün staple food dediğimiz buğday, pirinç ve mısırın müthiş bir yükselmesi var. Çok fazla üretim söz konusu ve bu üretimler yüzünden de fiyatlar düşmesi gerekiyor. Ama bu fiyatlar her zaman düşmüyor çünkü belli bir manipülasyon her zaman söz konusu gıda fiyatları ile ilgili. Sizin de bildiğiniz gibi 2008 yılındaki bu meşhur gıda fiyatlarının artması son derece ciddi politikalara politik problemlere sebep olmuştu. Birçok ülkede insanlar sokaklara çıktılar, ekmekler ellerinde. Orta Doğu'daki aslında Arap Baharı'nın başlama sebeplerinden biri de şimdi bu olduğu kesin gösteriliyor. Çünkü Suriye'de ciddi bir susuzluk söz konusuydu. Aynı zamanda Rusya'da 2010 yılında ciddi bir orman yangınları olmuştu. Rusya bütün ihracatını kesince Orta Doğu'daki buğday eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar ortaya çıktı. Yani buğday aslında çok ilginç bir şey. Yani bu buğday konsepti insanların çok ciddi bir şekilde yakın olarak takip ettiği. Mesela bugün bakarsak gazetelere devamlı ekmek fiyatlarından bahsediyorlar. Ekmek fiyatı duracak, hiçbir zaman yükseltmeyeceğiz falan diyorlar. Çünkü insanlar ekmeklerle sokağa çıkmışlardı 2011 senesinde. Tabii sadece ekmek değil mi? Ekmeğin fiyatını durdurursunuz ama onun yanında domatesin fiyatından bahseden, peynirin fiyatından söz eden, etlerin ithal edildiği bir ülkede ekmek fiyatını tutmuşsunuz ne mana? Şimdi bu daha fazla gitmiyorum. Genelde iklim değişikliğinin ciddi sorunlarını ortaya çıkaran bir konu. Daha önce de söylemiştik. Zaten daha önceki konuşmacılar da söz etti. Önemli olan şey burada iklimle ilgili faciaların %80'i aslında meteorolojiden kaynaklanıyor. Yani en çok flood yani su basması
ve de kıtlık ve de su eksikliği. Su ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Hatta denizlerin yükselmesi ve alçalması da zaten kıyı bölgelerindeki köylülerin ortadan başka yerlere taşınmasına neden oluyor. Yani şu tekrar söylediğimiz gibi gıda politikaları hiçbir zaman iklim politikaları dışında konuşulmamalı. Hiçbir zaman Tarım Bakanlığı kendi başına oturup karar veremez. Bunun mutlaka iklim politikalarıyla etkisini ciddi bir şekilde konuşulması lazım. İklim politikalarıyla değişikliği de aynı zamanda dış ticaret politikasıyla da ilgili. O zaman dış ticaret politikasını da konuşmamız lazım. Aynı zamanda sosyal güvenlik konularıyla ilgili. O zaman sosyal güvenliği de konuşmamız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bütün Tarım Bakanlığı'nı en başa koyalım. Herkes buna göre idare etsin. Öyle demesek bile son derece ciddi önemi olduğunu anlamamız gerekiyor. Daha önce de söylendiği gibi bu bir takım ekonomik, savaşsal ve de iklim problemleri nedeniyle çok ciddi bir şekilde göçlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Göçler çok önemli şu anda Avrupa'da çünkü bu göçler Avrupa'yı tehdit ediyor. Büyük ölçüde özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki yerlerdeki göç sorunu Avrupa'nın en büyük sorunlarından biri. Onun için çok ciddi bir şekilde kontrol altına alıyorlar. Hatta Almanların çok önemli politikaları var. Diyorlar ki biz Afrika'ya gidelim, Afrika'yı düzenleyelim, orada iyi bir sistem kuralım, artık bu insanlar gelmesinler. Bu tabii aynı zamanda biraz ırkçı bir düşünce. Fakat yapmak istedikleri bu. Avrupa'daki bütün partiler eğer göçlere biraz sıcak bakıyorlarsa zaten kaybediyorlar. Bitti mi? Bunu zaten daha önceki konuşmacımız bahsetmişti. Önemli bir sorun. En iyisi ben burada bitireyim. Herhangi bir sorunuz olursa gerisine cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum efendim. Oturum komiseri gibi görüyorum kendimi. Böyle devam edecek artık. Başka bir çaresi yok. Valla sıkıntıyla bakıyorum. Nasıl söyleyeceğim? Bir dakika kaldı, 5 dakika kaldı. Komiserim iyiymişim bir taraftan da ama. Başka hiçbir yerde sözüm dinlenmiyor. Konuşmacı, sayın konuşmacı da dinledim. Valla şaşırdım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum en başta Bilgisayar Hocam olmak üzere Sayın Cemal Tanrı Hocam'a, Sayın Gökhan Günaydın Hocam'a ve diğer çok değerli akademisyenlerimize, katılımcılarımıza. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, bu da benim bir eksikliğim olsun, kayıtlar böyle geçsin efendim. Bu kadar seçkin insanın bir arada olduğu bir planlama grubunun oluştuğunu hocamın konuşmasından öğrendim. Böyle bir seçkin kitleye de hitap etme şansı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bunun aslında medya ile ilgili boyutunu da düşündüm az önce sizleri dinlerken, onu da anlatacağım. Şimdi efendim çok kısaca Sayın Başkanım dedi ki biraz kendinden bahset. Bu tabii bir özgeçmiş CV sunmanın dışında en azından bu fakirin şimdiye kadar medya alanlarında neler yaptığını öğrenirseniz eğer konuşmaları belki biraz daha anlamlı olur diye düşünerek efendim çok kısaca anlatmak istiyorum. Başkanım merak etmeyin, çıkış süremi yazdım buraya, biz televizyoncular dakikayla yarışırız, hiç merak etmeyin. Şimdi efendim ta üniversite yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema mezunuyum ben. İkinci sınıftan itibaren maaşımızı doğrudan bir siyasi partinin genel sekreterliğinden aldığımız bir televizyon kanalında çalışmaya başladım. Mesleğe böyle başladım. Yani siyasi baskının, siyasi yayın yapmanın ne olduğunu 5-6 yıl boyunca öğrendim. Hemen ardından o zaman Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ydı adı. Bir yayın dairesi hala var, ismi değişse de. Orada tarımsal eğitim filmleri ürettik bir sene boyunca. Bunların bir bölümü yine TRT'de yayınlandı. Sonra TRT'ye geçtim. 8,5 yıl boyunca her gün Bu Toprağın Sesi isimli programı sundum. Hazırlanmasına da naçizane yardımcı oldum. Sonra 2012'de yayın akışında yer bulamadılar. Programı yayından kaldırdılar. O bahaneydi tabii ki.
her şeyi konuştuğumuz için kaldırdıkları en azından o zaman bu sektörle ilgilenen herkesin malumuydu. Sonra efendim Kanal 7'de çok kısa bir sürede olsa CNN Türk'te çalıştım. Şimdi de tematik bir televizyon kanalı olan Bereket TV'de programlar hazırlayıp sunuyorum. Ulusal ve bölgesel gazetelerde, Posta Gazetesi ve Hasan Türk'te de yazılarım yayınlanıyor. Bütün bunları söylediğim gibi ulusalında, devletinde, bir siyasi partinin de hegemonyasında olan her yerde çalıştığımı vurgulamak için anlattım. Bir de masanın öbür tarafı vardır bizim meslekte. Ona da basın müşavirliği denir. Müşavirlik dışında her şeyi yaparsınız. Bu işe giriş çıkış sürelerim arasında boş kaldığım zamanlarda da büyük bir tarımsal kurumun basın müşavirliğini yaptım. Şimdi de hala bir kurumun aynı görevini üstleniyorum efendim. Dolayısıyla masanın diğer tarafını da biliyorum. Şimdi naçizane sizlerin yanında çalışma süresi olarak çok kısa olarak değerlendirilebilse de bu deneyimlerinden süzülüp gelen bir konuyu, bir sunumu yapmak istiyorum. Gökhan Günaydın Hocam, formatı bana ilk anlattığında deyim yerindeyse kurmamış gibi düşünmeye başladım. Bu kadar seçkin ismin arasında ben toprak mı diyeyim, gıda mı diyeyim, küresel gıda sistemi ne anlatabilir diye düşündüm. Sonra aklıma tarımsal yayın geldi. Dedim, Umut yayıncısın, yayım anlat. Şimdi Cemal Hocam karşımda neyin yayımını kime anlatacaksınız diye düşündüm. Sonra Cemal Hocam'dan bir telefon aldım. Dedik ki Umutcuğum hiç canını sıkma, sen orada temel konu başlığı altında istediğini söyleyebilirsin deyince rahatladım. Müsaadenizle başlıyorum efendim. Şimdi özellikle sayın hocalarımın da vurguladığı gibi 3. küresel gıda rejimi içerisinde uluslararası firmaların hakimiyeti vurgulandı. Bu hakimiyetin ben medyaya olan yansımalarından biraz bahsedeceğim size efendim. Bu konuda bir araştırma yaptığınız zaman özellikle akademisyenlerimiz, iletişim fakültelerindeki reklamcılar neler söylüyorlar diye bir tarama yaptığınızda çok net bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Yani bir kısım araştırmacı diyor ki medya yoluyla ulusal ve uluslararası büyük gıda firmalarının içerikleri, bu reklam olabilir, ürün yerleştirme olabilir, sunucuların para karşılığı yaptığı yönlendirmeler olabilir. Bütün bunların bizi güvenilir gıdaya ulaştırdığı ve güvenilir gıdalar arasında bir seçim, sağlıklı bir seçim yapmamızı sağladığını söyleyen araştırmacılar da var. Hayır, kesinlikle bu böyle değildir. Ulusal ve gıda firmalarının çıkarlarını savunan bir anlayış var diyen de bilimsel araştırma çok fazla. Az sonra rakamlar vereceğim. Bu rakamlar tabii bu konuda, bu ikilem konusunda bizi biraz daha rahatlatacak diye tahmin ediyorum. Bu arada efendim rakamlar konusunda da şunu söyleyeyim. Müşteri olunuz basın ilan kurumundan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Reklamcılar Derneği'nden, Türkiye İstatistik Kurumu'nda zaten yok. Bunlardan almadım rakamları. Çok büyük bir medya grubunun kendi reklam servislerine yaptığı eğitimlerde kullandıkları rakamlardan aldım. Bir de gıda reklamlarının prodüksiyonlarını yapan dünyanın en büyük fiyat, trilyon dolarlarla iş yapan bir firmanın da verilerini kullandım. Yani rakamlarıma güvenebilirsiniz efendim. Şimdi dediğim gibi bir ikilem var. Buradan bakalım rakamlarla nasıl çıkacağız. Burada bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Şimdi medya deyip duruyoruz ama yine iletişim fakültesindeki hocalarımızın pek çok medya tanımı var. Artık işte teknoloji gelişti, bunun sosyal medyası, diğer platformlar. Ben bu sunumda medya dediğim zaman efendim ekranı anlamanızı rica edeceğim. Bu televizyon ekranı, cep telefonu ekranı, kişisel kompütür PC ekranı, tablet ekranı olarak sınıflandırmanızı rica edeceğim. Çünkü küresel gıda firmalarının reklam ve diğer içeriklerinde ekran kullanım oranları %75'e varıyor. 25 basılı yayınlar, işte radyo ve diğer mecralar. Bu ekranın içeriğinde ne var derseniz tabii ki de televizyon programları, işte YouTube'da herhangi bir video seyrettiğimiz zaman başında, ortasında, sonunda çıkan reklamlar, bir uygulama indirdiğimiz zaman telefonumuza, onun öncesinde, sonrasında içinde çıkan reklamlar gibi. Yani bu dört ekrana hangi içeriklerde ulaşıyorsanız orada size sunulan reklamlardan bahsediyorum efendim. Bu da bence önemli bir veri. Şimdi efendim
Bu da önemsediğim bir başlık olacak. Şimdi bize bir sürü reklam ve içerik pompalıyorlar ama biz bunları ne zaman anlıyoruz? Şimdi normal gelişen sağlıklı bir bebek 6. ayda insanlar ve nesnelere ekrana bakarak tabii ki ayırt edebiliyor efendim. Daha 6. ayında. 10. ayında tanıdık etkinlikleri tanımlayabiliyor. Nasıl? Şöyle, diyelim evin oturma odasında yerde oyuncaklarını döktünüz, bebek oynuyor. Bir televizyon programında, reklamda ya da bir YouTube videosunda biri, bir çocuk aynı oyunu oynuyorsa ya da benzer bir oyunu, evet bu benim oynadığım oyun deyip onu tanımlayabiliyor. 2,5 yaşına, özür diliyorum, 18. aya geldiğinde çok fazla burada tabii şimdi kamera çekim tekniklerinden, sinematografik etkilerden falan bahsetmeyeceğim ama her kamera çekiminin birbirine bağlanışının bile kendi içerisinde televizyoncuların daha çok bildiği ve kullandığı bir anlamı vardır. İşte yakın plan, uzak plan falan deriz onlara. Bu kamera çekimleri arasındaki ilişkileri bile 18. aydan itibaren bir bebek ayırt edebiliyor, anlamlandırabiliyor ve 2,5 yaşına geldiğinde efendim verilen tüm mesajları anlıyor. Biz o çocuğun ekranda verilen tüm mesajları anladığını anlamıyoruz. Çünkü bize anlatamıyor. O yetisi henüz o yaşta gelişmemiş oluyor. Ama anladığından emin olabilirsiniz. Ekranda ne verdiyseniz onu anlamaya başlıyor. Yani 6. aydan itibaren ve 2,5 yaşından sonra özellikle reklam verenler bizi her türlü şekilde yönlendirebiliyorlar. Bütün zihinler bu konuda açık ve tabii zihinde boş oldu. Bembeyaz bir sayfa olduğu için sürekli de yazmaya başlıyoruz. Efendim, ne kadar ekran başındayız? Ekran derken sadece televizyon olarak düşünmeyin lütfen demiştim. Amerika 470 günde tabii ki, 470 dakika 7.8 saat ekran başında. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması 440 dakika ki 7.3 saate denk geliyor. Bu Türkiye'de 510 dakika bu süre 8,5 saat boyunca ekrana bakıyoruz efendim. Şu anda bile bir yandan canlı dayla sunumu dinleyip bir yandan telefonuna bakan dostlarımız var. Biz de yapıyoruz. Bu bir eleştiri değil. 8,5 saat efendim ekrana bakıyoruz. Ha bu ekrana bak tamamen reklam mı izliyoruz? Hayır. Bu sürelere hiçbir internete bağlı olmayıp bir medya organının programını ya da içeriklerini seyrediyoruz anlamında düşünmeyin. Gözümüzün ekranda olduğu süreden bahsediyorum efendim. Şimdi o veriye geçeceğim. Şimdi bu dakikalar içerisinde ne kadarı reklam diye bir slayt koyup vaktinizi almak yerine ne kadarı ulusal ve uluslararası gıda firmalarının reklamı verisine ulaştım efendim ben. Özetle biz Türkiye'de 50 dakika her gün gıda reklamı izliyoruz. 50 dakika. Avrupa Birliği'nde gördüğünüz gibi bu 37 dakika, Amerika'da da 55 dakika. Yani ne kadar büyük bir bilgi içerik bombardımanı altında olduğumuzu vurgulamak için koydum bunu. Bir araştırma notu daha var. Tüketici eğilimleri, satın almaya karar verme süreçleri, tercih edilen markalar üzerindeki medyanın, ekranın etkisi %74.2 de ben yuvarlak yazdım akılda kalsın diye, %75. Yani satın aldığımız 4 gıdanın 3'üne karar verirken aslında bilelim veya bilmeyelim, farkında olalım veya olmayalım bize medya diretiyor ve biz onu yapmak zorunda kalıyoruz efendim. Şimdi şuraya tekrar döneyim. 50 dakika gıda reklamı izliyoruz ya, bir de bunun içeriği var. O da şu. Bu 50 dakikanın 47'si besin değeri çok düşük olan ya da bilerek düşürülmüş olan çeşitli gerekçelerle bol katkı maddesi içeren, kalorisi çok yüksek olan, şeker oranı yüksek olan ulusal ve uluslararası gıda firmalarının reklamlarıdır efendim. 47'de 50. Geri kalan sadece 3 dakikası yine bakın o yollarda sağda solda satılan hiçbir gıda güvenliği işte kritere mevzuata uygun gıdalardan bahsetmiyorum. Tamamen mevzuata uygun bütün belgelerini, üretim işletme belgelerini, satış belgelerini almış ama geleneksel üretim yöntemlerine göre üretilmiş, katkısız, doğal bulup belgeleyebilmiş, hatta bir bölümü organik olan
yerel ve bölgesel gıda firmalarının reklamlarını sadece 3 dakika yani %6 oranında izleyebiliyoruz. Şimdi az önce sunumun başında bu konudaki uzmanlar ikilem yaşıyorlar raporlarında demiştim ya, herhalde bu veriler bu ikilemi çözmemiz için son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bir de son dönemde dikkatimizi çekti mi? %7'mizin dikkatini çekmesi lazım. Tabii burası çok daha seçkin ve bilinçli bir kitle olduğu için bu oran fazla olabilir. Yine ulusal ve uluslararası özellikle küresel gıda sistemine hizmet eden firmaların reklamlarında artık bir şeyler olmaya başladı. Alt tarafta yazılar geçmeye başladılar. İşte lütfen hem tüketin diye hem tüketmeyin diyor. Lütfen az tüketin, 2 saatten fazla lütfen hareketsiz kalmayın. 45 dakika en az haftada 2 kere koşun gibi bir sürü bombardıman. Şimdi sizce bu bir tesadüf mü? Bence değil. Bu tam anlamıyla bir kamuoyu yönlendirme, bir ikilem yaratma ve sanki toplum sağlığına çok fazla önem veriyorlarmış mesajını bir kez daha, gerçi gözümüzün içine sokamıyorlar ama gözümüzün içine sokmak için yaptıkları bir çalışma. Neden? Şu altta yazdığım verileri o reklamları yapan reklam ajansları da çok iyi biliyor. O alt yazıların 15 yaşından önce okunma oranı sadece %3. Bakın anlama demiyor, sadece görüyor. Ne olduğunu belki anlamıyor bile. 15 yaşından sonra da ancak %7. Yani bu firmalar o mesajları oraya verirken bunun okunmayacağını, okunsa da doğru düzgün anlamayacağını çok çok iyi bilerek aslında bunu oraya koyuyorlar. Şimdi hep reklamdan bahsettim ama bunun sayısal verilerine ulaşamadım demeyeceğim. Çünkü ulaşmak mümkün değil. Bir de bütün bu sürece tanıtıcı reklamları, dizi senaryolarında, magazin programlarına eklenen, parayla eklenen içerikleri, sunucuların bilinçli bilinçsiz yönlendirmelerini, bunu da çoğu para karşılığı yapar. Hatta şöyle çok kısaca bir anımı da anlatayım. Bir gün bir yerel kooperatif başkanı, TRT'deyim o zaman, Cemal hocam da, Aziz hocam da ve Gökhan hocam da çok iyi bilir, böyle kahve içtiğimiz bir alan vardı orada, kulisimiz vardı. Yayına 5-10 dakika var, ismini vermeyeceğim çünkü hala aynı görevde. Genel kooperatifin bir başkanı, Umut Bey bir gelir misiniz dedi kulise. Hayırdır dedim, gittim hani bana son dakika şunu sorar mısın ya da şunu sormaz mısın diyorlar, böyle bir şey zannettim. Elini cebine attı efendim, inanır mısınız? Ya dedi, benim kooperatifin ürettiği ürünler var, birkaç tanesini masaya koyabilir miyim dedi. Ne dedim biliyor musunuz sayın başkanım? Siz işin mantığını anlamışsınız. Tebrik ediyorum, mantık bu ama yöntemi yanlış. Ama daha sonra, bundan 5-10 yıl sonra işin yönteminin de bu olduğunu çok iyi anladım. O da ayrı bir konu, hiç uygulamamakla birlikte tabii ki. Şimdi efendim, bütün rakamlar bunlar. Bir de biz kendi açımdan da biraz yaklaşmak zorundayım. Tabii söz meclisten dışarı derler. Burada bir konu hakkında görüş beyan etmek isteyen, daha doğrusu bizim talepkar olduğumuz misafirlerimizle, konuklarımızla ya da haber konusu yapacağımız kişi ve kurumlarla biz çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Şimdi çok hızlı bir sektör. Az sonra değineceğim haber ajanslarından günde yüzlerce, binlerce haber alıyor. O kadar vaktiniz yok. Gıda ile ilgili bir konuyu gündeme getirmek istediniz, idealistsiniz, hala bütün o yediğiniz baskılara rağmen bu idealizmini kaybetmemişsiniz. Çok güzel. Şimdi kim konuşur? Bu konunun tarafları bunlardır diye bakıyorsunuz ve teker teker telefonlaşmaya başlıyorsunuz ya da mailleşmeye başlıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. İlgili ilgisiz, yakından uzaktan her kurum bir gıda güvenliğiyle ilgili bir konu olabilir, fiyatlarla ilgili yani bizi ilgilendiren herhangi bir konuda ben bu toplumu, bu tüketiciyi, bu üreticiyi nasıl aydınlatırım, yanlışları nasıl düzeltirimden ziyade ekrana çağırdığımız diyelim, başarılı olduğunuz, o da zor bir iş ya hani, çağırdığımız birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Şimdi o anda diyor ki yanlış biliyor, diyor ki suçlu sensin, birbirlerine atıyorlar. Kimisi de açıklıkla kendi çıkarlarına göre konuşmakta zorunda kalıyor. Bunu da çok yaşıyoruz. Mesela dedim ya iki kurumun basın müşavirliği görevini yaptım diye. Aradım X kurumunu, sayın başkanım şu gün şu tarih şu konuda yayınım var. Şimdi düşünüyor, ben bunu çok iyi biliyorum. Aynen şunu düşünüyor. Şimdi ben
Ya doğruları anlatsa bakanlık ne der? Biraz böyle hani soruları geçiştirsem, bu sefer ama bana bağlı olan üyeler var. Bu sefer de üyeler diyecek ki ya başkan televizyona çıktı, hiç adam gibi bir şey anlatmadın, çocuk ne güzel sana soruları sordu, hiç sorunlarımızdan bahsetmedi diyecek. İki ay sonra da seçimler var o organın, o üyeler gelip oy kullanacak orada. Ha, Umut'cum, benim yurt dışında bir programım var. Yalan biliyor mu? Facebook'tan takip ediyorum. Ya da sosyal medyada. Şimdi biz bunlarla karşılaşıyoruz. Bir de bu, 5 dakika bitiyorum. Bir de şöyle bir durum var efendim. Eskiden yapardık, konunun tüm taraflarını bir araya getirme başarısını gösterebilirdik. Şimdi efendim, kimse kimseyle çıkmıyor. Genelde diyeyim ama hani %90 diyeyim, kimse kimseyle çıkmıyor. Yani üretici sanayiciyle, sanayici sivil toplum örgütüyle, bakanlık hiç kimseyle. Ne yazık ki çıkmıyor. Eskiden bir konu işleyeceğimiz zaman basın müşavirliğine yazardık. Derdik ki, şu konuyu işleyeceğim, konuklarım bunlar. Lütfederse şu beyefendi ya da sizin uygun gördüğünüz bir konuk derdik. En azından eskiden konuk göndermezlerse şunu yazarlardı. İşte konu görüşülmüştür, bilmem ne makamı arz edilmiştir, size iyi yayınlar diliyoruz da. Eyvallah derdik işte. Şimdi cevap bile vermiyorlar. Bir de böyle bir durum var ne yazık ki. Şimdi efendim, az önce dedim ya, ben bir de efendim, önce Doğan sonra Demirören medya grubu oldu. Şimdi görevim bittiği için rahatlıkla söyleyebilirim, o zaman yasaktı. Demirören Medya Grubu'nun çıkan bütün ulusal gazetelerinde çıkan tarımla, gıda ile ilgili haberler benim denetimimden geçerdi. Çok deneyimli, özellikli muhabirlerin yazdıkları dışında. Şimdi haber gelir elinize. Bu bir gıda firmasının ya da gıda firmalarının sivil toplum örgütünün basın bültenidir. Alan alalım. Yani toplumu yanlış yönlendiren, öyle bir ima oluşturabilen çok sayıda cümle görürdüm. Ben bunları tabii kendi idealistim ya, değiştiririm. Hatta muhabir arkadaşa derdim ki, işte lütfen Bilsay hocamın da bir görüşünü alın, bu konuda o çalışmış. Ya da bakalım Gökhan hocam ne diyor, iki paragrafı da onu yaz da hani haber bir anlam kazansın. Önerilerimi gönderirdim, düzeltirdim, eklerdim, çıkartırdım, pat bir saat sonra bir telefon. Umut Bey biz bunu böyle size gönderdiğimiz gibi yayınlayacağız, sizin neden? Sen o firmanın bize kaç para reklam verdiğini biliyor musun? O zaman bana neye ihtiyacım var zaten, böyle gönderiyorum. Şimdi PR firmalarının basın bültenleri, ajans haberleri yağar ve bu konuda inanınız bakın şimdi bir elin mi iki elin mi diye çok düşündüm hangisini söyleyeyim de iki elin parmaklarını geçmiyoruz. Hala biraz idealizm olan gazeteciler. Bize sahip çıkmanızı rica ediyoruz. Hani belki tanımadıklarım vardır diye iki el ama sayımız hani 10-11 değildir. Biraz daha böyle görünür yerlerde ulusal televizyon, gazetelerde ya da görünen tematik yayınlarda bir şeyler yazmaya, söylemeye çalışan çok az sayıda insanız. Şunun için anlatıyorum bunu. Ajanslarda ve büyük medya gruplarında ekonomi muhabirleri bakar tanıma. O nedenle adam enflasyonla mı uğraşsın, çarşı pazar haberiyle mi uğraşsın, hiç anlamadığı fiyatlar hariç tarımla mı uğraşsın. Haber gelir, biz ona takla attırmak deriz. Yüklemini falan filan değiştirir anlamından hiç bozmadan hemen servis eder. Bu da tabii kamuoyunu doğru yönlendiren bilinçli bir haber olmaktan çıkar. Bilinçsiz bir haber olur. Şimdi efendim bu bölümü de çok düşündüm. Hocam hemen bitiriyorum. Bu grubun içerisinde çok özür diliyorum akademisyenlerimiz de var. Çoğumuz böyle değil çünkü tanıyorum. Ne zaman davet ettiysem geldiniz. Ama STK başkanları da var. Hocam, Boşveri Sivil Toplum Örgütü'nü. Çiftçi temsilcisinde boş verin. Çıkıyor zaten mazot pahalı, gübre pahalı, başka bir şey söyleyemiyor. Şu için aslında bana anlatır mısın kıymetli hocam? Umut'cum tabii ki, özellikle sen davet ettikten sonra gelmez miyim? Tamam hocam. Şimdi Umut'cum, bana bir mail at. Tabii hocam ne demek? Bir sayı numara yaz, adreti de bir kağıt koy. Ondan sonra mümkünatı varsa onu bir dekanlığa at, ben de bir rektörlükten izin alayım. Hatta bir de fakülte sekreterliğine yaz. Harika. Şimdi hocam. Eyvallah, başımın üstüne. Siz de belli bir yerlerden izin almak zorundasınız ama beni de bu kadar yormayın. Bunu ne için anlattım? Eleştirmek için değil. Hani o hep eleştirdiğimiz, yalan yanlış konuşan, kibir hizmet ettiği aslında belli olan ama biz belli olmayan diyelim. O akademisyenleri aradığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Saat kaçta program? Şu saatte Sayın Hocam, Sarıtay Hocam hemen geliyor. Bu kadar.
Şimdi bizim zaten vaktimiz yok. Açıyoruz kırmızı kaplı defteri. Kim hemen sorunsuz geliyor? Çoğu geliyor. Buyur gel. Yani doğru mu anlatır, yanlış mı anlatır? Çünkü bizler yayın bekliyorlar efendim. Özellikle hafta içi her gün yayın yapanlar bunu gerçekten çok yaşıyor. Bu konuda da bizlere yardımcı olmanızı biraz daha rica ediyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Artık sonuç. Bir hocamız geldi dedi ki, PR yazdı işte, akla ilişkiler. Anlattı fakültede. Sonra dedi, bu anlattıklarının hepsini unutun dedi. Neyi unutmayacağız? O P ile R harflerin arası. Keşke yazsaydım, kusura bakmayınız. İki tane A koydu. PR eşittir paradır dedi. Haberiniz olsun. Şimdi, bu grup bize yayına çıkmak için para verebilir mi hocam? Veremez. Bu grup verebilir mi? Bu platform verebilir mi? Hayır. Veremez. Ama ben şimdi bu grubu öğrendikten sonra bir konu isteyeceğim zaman sizi aramayacak mıyım? Cemal hocamı aramayacak mıyım? Gökhan hocamı aramayacak mıyım? Hocam konum bu. Lütfen bana da sizin platformunuzdan, o tanıştığım güzide gruptan bir temsili tavsiye eder misiniz? Demeyecek miyim? Diyeceğim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kurum başkanını da çağırırsınız. Tabii hocam. Artık bitiriyorum. Mesajı da aldım. Şimdi efendim, burada özgür, bağımsız, sivil demokratik örgütlerin, özgür hareketlerin işlevini artması gerekiyor. Bu işlevini artıracak olan sizlersiniz. Bakın, büyük sivil toplum örgütleri, büyük firmalar çok ciddi reklam bütçeleri ayırdıkları için çağırdıkları zaman şu saatte basın toplantım halinde affedersiniz, gitmek zorundayız. Gitmezsek kovuluruz. Ama bakın, bir telefonla buraya geldik, işleri anlattık. Tanıştık, çoğumuzla tanışıyoruz zaten ama bundan sonra sadece bizle değil, bütün medya kurumlarıyla biraz daha sağlam ilişki kurmak gerekiyor. Bir de efendim, hedef kitleye uygun projeler üretmek gerekiyor. Bunu zamanında yapan STK'lar oldu. İnanır mısınız, 5 kuruş para harcamadılar medyada temsil edilmek için ama o kadar güzel projeler ürettiler ki, mesela aklıma gelen ilk örnek Yumurta Üreticileri Birliği. Günde bir yumurta kıran kazanır diye ayakları sağlam basan, mesajları çok iyi olan bir proje hazırladılar. Bunun medya ayağında da inanır mısınız, ben de onlara yardımcı oldum, ücreti karşılığında. Şöyle bir şey efendim, ama tek kör kuruş harcamadan çıkmadığımız ulusal kanal kalmadı. Çünkü proje doğru bir projeydi. Böyle şeylerle arttırabiliriz. Tüm sektörlerin katılımı gerekiyor tabii ki. İletişimi söyledim. Bir de elde olduğu kadar, bu platform, bu grup için söylemiyorum tabii ki ama diğer STK'lar için elde olduğu kadar, iki STK'da çalıştığımı üçüncü kez vurguluyorum, kusura bakmayınız. Bir protokol yemeğinde kaç bin lira para öğrendiğini çok iyi biliyorum. Ama o bin liranın yarısını, üçte birini bile söz konusu medyada temsil olunca az önce anlattığım gerekçelerden dolayı ne yazık ki ayırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Bir tane bu konu en çok ısrarlı olan konuşmacımız, zamanlama üzerinde en çok talebi olan baskı yapan konuşmacımız. Yani yok artık. Bu sonunda 20 dakikaya çıkardık. Öyle sığıyorum. Yoksa şimdi daha sonra olacaktı. Ben de davet için çok teşekkür ederek sözle başlamak istiyorum. Cemal Taylı hocama, 21. yüzyılı planlama grubuna çok teşekkür ederim. Ben edebiyatçıyım, o yüzden şu gördüğünüz perdeleri biraz renklendireceğim. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültür Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Benim araştırma alanım doğa yazarlarıdır. Doğa korumacı yazarların edebiyatı ve bilimi harmanlayarak yazdığı yazıları yıllardır okuyor ve derslerimde öğretiyor olmak benim ilgi alanımı genişletti. Leopold'la tanıştım, Aldo Leopold'la. Wisconsin'e sık sık gittim geldim. Sonra da üniversitemin destekleriyle Toprak Etliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdum. Bugün Amerikan edebiyatı benim alanım olduğu için örneklerim biraz Amerika'dan olacak. Şimdi öncelikle şu iki resme göstermek istiyorum. Tarımda toprak etiği ne demek dersek, bu arada toprak etiği Aldo Leopold'un yarattığı bir kavramdır.
tarım arazileri ve yabanıl alanların birlikte yer aldığı, iç içe geçtiği bölgeler aklımıza gelmelidir. Yani soldaki resim, toprak etiği tek tip tarımı istemez. Leopold, ekmeğimizi ve güzelliği birlikte yetiştirmek gerekir demiş. Geniş tarım arazilerinin estetik olmasını, göze hoş görünmesini istemiş. Burada bu güzellikle, yani bu biyoçeşitlilikle yetiştirilen gıda da daha sağlıklı oluyor. Yerüstü, yeraltı suları da korunmuş oluyor. Konya Karaman bölgesini hızlıca göstermek istiyorum. Her geçen gün çoğalan oturukları biliyoruz. Çöken toprakların derinliği en son 27 metreye ulaştı biliyordum. Temmuz ayındaki bir haber, 50 metre derinliğinde yeni bir obruk. Ne yediğimiz, yemek tercihlerimiz, çevremizi, doğamızı, topraklarımızı, sularımızı etkilediğinden artık toprak etiğine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Leopold'un 1930'lu 40'lı yıllarda tarım ve ideal çiftçiler üzerine görüşlerini ve yaptığı işleri topraklarımızın geleceği için çok önemli buluyorum. Bu topraklarda genetik miras, genetik çeşitlilik iyi korunmuyor. Topraklarımızda iyi verim alıyoruz belki ama bu toprağın sağlığını koruduğumuz anlamına gelmiyor. Ben Leopold'un tarım üzerine görüşlerinde şunu fark ettim. Ekolojik bilinç ve tarım iç içe geçmeli demiş. Doğaya ve ekosisteme saygılı, biyoçeşitliliği hedefleyen bir tarım anlayışı öne sürmüş. Çiftçi doğa korumacı olmalı demiş. Çiftlik bir arboretuma benzemeli demiş. Ve Wisconsin'de Coon Vadisi'nde 1930'lu yıllarda tarım arazilerinde Leopold'un öncülüğünü yaptığı geniş çaplı bir ekolojik restorasyon gerçekleşmiş, agroekoloji uygulamaları var. Bütün bunları kapsayan toprak etiği düşüncesi aslında bir geleceği kurtarma hareketidir. Ekolojik restorasyon deyince yerel tohum ağları, yerel tohum bankaları önem kazanıyor. Ülkemiz dünyada sayılı gen merkezlerinden biridir. Ünlü Rus botanikçi Vavilov'un 1924'te Centers of Origin dediği yerlerden biridir ülkemiz. Dünyada gen merkezlerindeki bitki türlerinin tarım uygulamaları ve diğer başka nedenlerle tahrip edildiği bilim adamları tarafından 19. yüzyılda fark edilmiş, Amerika'da 80 yıl önce fark edilmiş ve önlem almaya başlamışlar. Bizde alınan önlemler yetersiz. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Olmuş bir olay bu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941 yılı Hitler ordularıyla Leningrad'a yaklaşıyor. Eyvah diyor Ruslar, Hermitage sanat eserleri elden gidecek. Hemen yüz binlerce eseri 3-4 gün içinde çerçevelerinden çıkarıyorlar ve 53 tren vagonuyla 2500 kilometre ötede bir yere götürüp burada saklıyorlar. Ama bir de korunması gereken Hermitage'ın hemen karşısında ünlü Rus botanikçi Vavilov ve meslektaşlarının biriktirdiği 380 bin tohum var. 2500 değişik ürünün tohumları burada bir binada depolanmış. Topraklarının geleceğinin bağlı olduğu bu yeri korumak hiç akıllarına gelmemiş. Bu yer 900 gün kuşatma altında ve bu bina tesadüfen zarar görmemiş. Şimdi 70-80 yıl sonra ben bir benzetme yapmak istiyorum. Kültürel mirasımızı güzel koruyoruz, tarihi mirası etkili bir şekilde koruyoruz. Hermitage'daki sanat eserlerini korudukları gibi. Ama biyoçeşitliliğimizi çok iyi koruyamıyoruz. Tarım alanlarında neredeyse bir asırdır genetik miras yok edilmiş. Yüz binlerce yıllık süreçlerde gelişmiş, evrilmiş bu genetik çeşitlilik, bu biyoçeşitlilik endüstriyel tarım yüzünden yok oluyor. Ama bu sadece bizde değil, bütün dünyada böyle. Ve çözüm ekolojik restorasyon. Çünkü bildiğimiz gibi büyük şirketler her yerde at koşturuyor. Bu ortamda küresel gen kaynaklarının yönetimi de gittikçe zorlaşıyor. Endüstriyel tarımın zararları çok biliyoruz. GDO kullanımı, pestisit, kimyasal gübreler,
Cargill şirketi dünyada tahıl ticaretinin %45'ini elinde tutuyor. Monsanto, DuPont gibi birkaç şirket dünya tohum pazarının %57'sini kontrol ediyor. Bir de Food Miles diye bir kavram yaratmış ünlü bir yazar Bill McKibben. Ortalama Amerikalı'nın midesine giren her lokma 1500 mil yol kat ediyor diyor. Ve bu tehlikeli gidişatta tüketici topraklara gelen zararı algılayamıyor. Acaba biz de gıda kilometresi ne kadar acaba diye merak ediyoruz. Son 100 yılda tarım ürünlerinde genetik çeşitliliğin 1/4'ü yok olmuş. Tarım arazilerinde bu çeşitlilik yok olunca toprağın sağlığı da gidiyor, direnci de gidiyor. Çünkü sadece ticari değeri olan ürünler çok miktarda yetiştiriliyor. Dolayısıyla tarım arazilerinin belli bölgelerinde ekolojik restorasyon buna çare olacaktır diye düşünüyor Aldo Leopold'dan bahsedeceğim şimdi. Ülkemizde de iyi tarım dediğimiz bazı organik çiftlikler var ama bunlar çoğunlukla bireysel girişimler. Ülkemizde iyi tarım uygulamalarının %5 civarında diye duydum. Gerisi pestisit, işte kimyasal kullanılan, süregelen tarım. Ve çözüm için işte tüketicinin gıda tercihleri değişmeli gibi romantik düşünceler var. Bunlar da gene bilinen şeyler. Ama bunu değiştirmek de çok zor. Büyük kesim tabii ki ucuz gıdayı tüketiyor. O halde ben bugün farklı bir şeyler söylemek istiyorum. Küresel gıda sisteminde büyük resmi görme zamanı gelmiştir. Şimdi Leopold doğa korumacı olarak çiftçi yazısında bir benzetme yapıyor. Diyor ki Amerika'nın üzerinde durduğu halının büyük bölümünü dokuyanlar tek tek çiftçilerdir. Bu halıyı sadece ayakları ısıtan mat ipliklerle mi dokusunlar yoksa biraz da gözleri kalpleri ısıtan renkli ipliklerle mi dokusunlar? Bu Leopold'un düşüncesinde tarım arazilerini renklendirmek meselesi. Tarım arazilerine o eskinin rengarenk biyoçeşitliliğini geri getirmek demek. Tarım arazilerinin yabanıl alanlarla iç içe olması önemli demiş. Bunu da tarım ve doğa koruma arasında yeni bir ilişki olarak tanımlamış. Tarımla yabanıl doğanın korunması arasında. Leopold çiftçilerle birlikte çalışmıştı ve bu konuda çok fazla söz söyledi, çok yazı yazıp yayımladı. Çiftçilerin sadece kar amacı gütmemeleri, çiftlik arazilerinde toplum yararını düşünmeleri üzerine, ekoloji bilgisini ve tarım bilgisini birleştirmek gerektiği üzerine çok söz söylemiş. Çevrecilikle tarımı birleştirmek gerektiği anlamına gelen çok şey söylemiş. Kısacası tek tip tarım yapmayın diyor, çiftlik arazisinde biyoçeşitlilik olsun, yaban hayatı olsun. Örneğin bir çiftçi yeni arabası olduğunda değil de çiftliğinde bir nadir kuş olduğu zaman çiftliğiyle gurur duymalı demiş. Tarım yapılan bir bölgede tüm endemik bitkiler, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar yok edildiyse bu Leopold'a göre başarılı bir tarım anlayışı değildir. O halde tarımda başarının ölçütleri nedir? Doğal yapıyı, tabiatı bozmadan tarım yapılması. Bir başka deyişle tarım arazilerinin olduğu yerlerde parça parça yerel bitkiler ve yaban hayatı habitatları korunacak. Bir de çiftlik arboretumu diye bir yazısı var. Yani çiftlik bir arboretum gibi olmalı. Orada biyoçeşitlilik olmalı diyor ve restorasyon öneriyor. Yalnız restorasyonda yöreye özgü olmayan bitkiler, ağaçlar olmasın, tarım arazilerinde yerel türler olsun, yabancı olanlar yerli bitkileri, ağaçları alt etmemiş olsun diyor. Sonra da çiftçi kime denir sorusunu soruyor. Çiftçi dediğimiz kişi vaktiyle Wisconsin'i kaplayan bitki örtüsünün hiç olmazsa bir kısmını korumaya hevesli olan kişidir demiş. Şimdi tarım arazilerinin civarındaki bu yöreye özgü türlerin öneminden bahsettiğini görüyoruz ve sonra da diyor ki yabancı ağaçlara pek de itibar etmeyin, sadece yerel ağaçlara, çalılara tam vatandaşlık verin demiş. Dolayısıyla Leopold çiftçiye bir yeni görev veriyor. Çiftçi toprağını ekip biçerken bir de yabanıl alanlar yöneticisi olacak.
toprak etiği olan toplumlardan bu beklenir diyor. Bir de çiftçi doğal korumada yöre insanlarıyla toplumla işbirliği yapacak. Şimdi Leopold'un bu görüşleri niye ortaya attığını merak ediyoruz. En büyük sebep topraklar tahribi olmuş. 1930'lu yıllarda bu tek görüşleri tetikleyen şey aslında o toz çanağı dedikleri yıllar. Orta Amerika'da çok yaygın olarak hatalı tarım yüzünden toprakların bozulmuş olması, tarım arazilerinde restorasyon yapılsın fikrini ortaya işte çıkarıyor ve bugünümüzde bildiğiniz gibi agroekoloji olarak yaygınlaşıyor. Bir bölgede yaşayan insanlar bir araya geliyorlar ve tarım arazilerinde restorasyon yapılıyor. Amaç biyoçeşitliliği geri getirmek. Bu restorasyon konusuna tekrar geleceğim ama önce 80 sene önce bu Kuhn Vadisi örneğinden bahsetmek istiyorum. Wisconsin'ın batısında Kuhn Vadisi havzası günümüzde böyle, eskiden de böyleymiş. Yani 1930'larda 80 sene önce tamamen bozuk bir arazi burası. Hatalı tarım yapılmış. Tepelerde, yamaçlarda o bir zamanların zengin üst toprakları Mississippi Nehri'nden akmış gitmiş ve burada o yıllarda bu havzada sürdürülebilir yaşama doğru yenilikçi, radikal bir yaklaşım olmuş. Amerika'da Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'nin destekleriyle yüzlerce çiftçi bir araya toplanıyor ve ülkenin ilk su havzası rehabilitasyonu projesini başlatıyorlar. Başta Leopold ve Wisconsin Üniversitesi'nden diğer uzmanlar bu projeye katılıyorlar. Sonra 1935 yılında Leopold American Forests dergisinde bir makale yayınlıyor. Makale başlığı şöyle: Kuhn Vadisi, işbirliği yaparak doğa koruma serüveni. Şimdi burada önemli bir fikir var. Bizler işbirliği olmadan hiçbir problemi çözemeyiz. Problemler birbirimizle koordinasyon içinde ve güçleri birleştirilerek çözülebilir. Ve takım ruhu içinde yüzlerce genç, çocuk, çiftçi, uzman, ormancılar, yöre halkı, yörenin insanları bir araya gelerek bir plan yapıyorlar. Tamamen tahrip olmuş vadinin işbirliği içinde restorasyonu planı bu. Ve böylesine büyük bir planın arkasındaki kişi de Leopold. 300 bin dönüm alanın restorasyonu bir ekip iş olarak işte böyle başarılmış. 800 çiftçinin 400 küsurunu Leopold tek başına ikna etmiş. Bu arada bir buçuk sene içinde de bu geniş arazinin rehabilitasyonu gerçekleşmiş oluyor herkese dahil ederek. Şimdi Leopold halkı projeye dahil edeceğiz demiş. Özel toprak sahipleri, çiftçiler, o yörede yaşayan sade vatandaş da doğa koruma konusunda öncü olmalıdır. Ve sanıyorum bu ülkemiz için çok iyi bir örnek. Şimdi Kuhn Vadisi'nde organik tarım yapılıyor günümüzde. Çok ünlenmiş bir yer burası. Ve yerel türlerle restorasyon yapılmış vaktiyle. Bu Kuhn Vadisi restorasyonu da dünyada bir ilk. Şu anda da Kuhn Vadisi gibi birçok bölge var şu anda Amerika'da restore edilen. Restorasyon yapılacak bölgelere gönüllülerin gitmesini organize eden de birçok kuruluş var. Yani şu anda Amerika'da bu çok yaygın. Kuhn Vadisi gibi county'lerde, işte bölgelerde, örneğin bir yerde bir çiftlik arazisinde restorasyon yapılacaksa oraya yüzlerce gönüllü çağrılıyor. Benim yakın arkadaşım var Maryland'de, böyle bir kuruluşa üye. Geçen sene mesela 1000'e yakın ağaç diktim dedi. Gönüllüler koşarak gidiyor çiftliklere, restorasyon yapılacak yerlere. Maryland'de agroekoloji yönetiminin yapıldığı bir çiftlikte, bu sağ taraftaki resimde Fox Haven Farm. Birlikte çalıştıkları gençler de izciler. Geçen sene burada bir çalıştay düzenledi arkadaşım. Ben de gittim, katıldım bu çalıştaya. Muddy Creek Trout Unlimited adında bir kuruluşa üye olduğunu söyledi. Yani çiftçilere yardım eden bir kuruluş bu. Hangi çiftçi çağırdıysa yüzlerce insana haber gidiyor ve onlar gidip bu restorasyona yardım etmeye başlıyorlar. Yani bu restorasyon gönüllüleri
çiftlik projelerine yardım ediyorlar. Tamam. 5 dakika mı? Tamam. Şimdi ne yapıyorlar? Bu gönüllüler ne yapıyorlar? İşte akarsu kenarına ağaç dikiyorlar. Sulardaki kimyasallar akarsuya karışmamış oluyor böylece. Buffer stream planting dedikleri şeyleri yapıyorlar. Aynı proje, bu gri ceketli çiftçi, diğerleri öğretmen, öğrenci ve ormancı, gene işbirliği içinde restorasyon projeleri. Yaşayan çiftliklerde öğrencilere tarım eğitimi veriliyor. Resimde bu yer alan bu öğrenciler bir sulak alanı oluşturmuşlar. Yerel bitki türlerle restorasyon yaparak ve buraya nadir bir kelebek türü geri gelmiş. Pennypack çiftliği burası. Maryland'de hiç yoktan var edilmiş bir sulak alan. Yağmurlarda fazla suya sünger görevi görüyor burası. Eskiden erozyona uğramış bir yer. Bu çiftçi de daha önceki bitkileri söküp yerine daha dirençli yerel tohumlarla restorasyon yapmış. Gönüllüleri çağırarak yaptırmış bunu. Bu çiftçi de burası da Walpole Vadisi çiftliği, tamamen restore edilmiş. Restore edilmiş çiftlik ekosistemidir burası ve daha önceki hali tahmin edeceğiniz gibi tahrip olmuş, erozyona uğramış. 10 yılda bu hale geri getirmişler. Bu Maryland'de yapılanlar için güzel bir web sitesi göstermek istedim. Gene toplum işbirliğiyle restorasyon. Her yaştan insan katılıyor bu restorasyon çalışmalarına. Şimdi akıllara bir soru gelebilir. Eskinin kaybolmuş endemik türleri gerçekten geri gelir mi diye. Yine Wisconsin'de Curtis Prairie örneğini vermek istiyorum. Tam 80 sene önce. Gene University of Wisconsin Madison hocaları. Şimdi burada bu Madison'daki arboretumun içinde bir bölge burası, bu Curtis Prairie. 230 bitki türü var burada. Bitki ekoloğu John Curtis'in adı verilmiş buraya ve bu arazide 1934 yılında çalışmalara başlanmış. 200 kişinin de yardımını alarak bu araziyi restore ediyorlar. Bu alandaki uzmanlıklarını deneyler yaparak, toprakları deneme yanılma yoluyla iyileştirerek bu öncü restorasyoncular eski çayırların kalıntı bölgelerinden, örneğin mezarlıklardan, tren raylarının içinden tohum toplayarak çayır restorasyonu konusunda uzmanlaşıyorlar. Sonra da zamanla çalışmaları sağlıklı topraklar olarak meyve vermeye başlayınca ortaya bu düşünce yayılmaya başlamış. Yani yöreye özgü vejetasyonu restore etmek mümkündür düşüncesi. Sonra da Wisconsin Üniversitesi Madison hocalarının bu toprakların eskiye özgü vejetasyonla restorasyon fikri Amerika'nın diğer eyaletlerine de yayılmaya başlamış. Yani buraya gidildiği zaman eskiden birkaç yüzyıl önce hangi türler vardıysa onları görüyoruz. Yani eskiden burada örneğin yüksek çayırlar varmış. Nereye gitmiş? Tarım arazisine dönüştürülünce biraz da işte hatalı mera uygulamaları hiç kalmamış. 1900'lü yılların başında eski orijinal halinin sadece %1'i oranında bitki kalmış burada. O da yol kenarlarında, mezarlıklarda filan. İşte Curtis Prairie denen yerde yapılan restorasyon için bu kalıntı bölgelerden tohumlar toplanıyor. Ve yine bu örneği göstermek istedim. Ülkemizde de bitti. Tarım arazilerinde yapılması muhtemel benzer ekolojik restorasyon çalışmaları için sanıyorum pilot projeler gerekiyor. Pilot bölgeler oluşturulması gerekiyor. Toprak Etiği Merkezimizde, Hacettepe Üniversitesi'nde biz bunu hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz restorasyon çalışmasında, uygulama arazimizde Ankara'nın eski, yok olmuş bozkır bitkilerini geri getirmeyi planlıyoruz. Sanıyoruz bir ilki gerçekleştireceğiz bu pilot projeyle. Türkiye Tohum ve Gen Bankası'ndan tohumları alarak, işbirliği yaparak yapacağız bunu. Ve burası bir açık hava sınıfı olacak. Bunlar şu anda hep plan aşamasında.
Şu adreste de bu toprak restorasyonu üzerine 3,5 saatlik faydalı bir webinar var, göstermek istedim. Sait Faik, ben edebiyatçıyım, Sait Faik'le bitirmek istiyorum. Sormuşlar Sait Faik'e nasıl bir dünya istersin diye. O da demiş ki en azından herkesin doyduğu bir dünya isterim demiş. Sanıyorum bugün sorulsaydı derdi ki herkesin sağlıklı topraklarda, sağlıklı gıdalarla doyduğu bir dünya derdi. Çok teşekkürler. Neyse ki bir korktuğum başıma gelmedi. Değerli katılımcılar, muhtemelen açlık sınırını gelmedi. Şimdi yine bir 15 dakika soru sorma veya da katkıda bulunma olanağımız var. Katkıda bulunacak arkadaşlar ya da soru soracak arkadaşlar, bunu sayın konuşmacıyı da belirtirse daha kolay olacak. Kaç kişi alacak? Bir önce onu saptayalım. İki kişi var. Evet, buyurun. Ben de mi sayın başkan? Sizden mi? Kendinizi de teşekkürler sayın başkan. Adım Aziz Ekşi. Benim sorum, daha doğrusu katkıcı sorumu konuştuktan sonra daha iyi değerlendirebiliriz Ufuk Hoca'ya. Ankara bitkilerini anlatınca üniversite birinci sınıfta ders aldığım Profesör Doktor Mehmet Birant adına geldi. Kendisinin biliyorsunuz, herkes biliyor belki alıç ağacıyla sohbetler diye dikme sırtlarında bir ağaçtan bahsediyor. Acaba Hacettepe Üniversitesi'nde hocamız merkeze veya ortama Hikmet Hoca'yı da herhangi bir şekilde veya o alıç ağacını herhangi bir şekilde dahil edebilirsiniz diye sormak edebilir misiniz diye sormak istedim. Şimdi Beytepe kampüsümüzde zaten bir alıç ağacımız var, 200 yaşında. Öteki arkadaşlar sorusunu alalım. Tamam. Ondan sonra. Tamam. Aziz Bey, var mı efendim daha başka? Hayır. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Taylan Bali, Ankara Üniversitesi Yasal Bilimler. Taylan Bali, Ankara Üniversitesi Yasal Bilimler Fakültesi. Ben soru sormayacağım. Kısa bir şey söyleyeceğim Ufuk Özdağ hocama. Tohum konusunda bir şey daha var, bir merci daha var şu anda Türkiye'de. Yani oldukça oluşmuş ama oluşmasına da devam edilen. Banko Birliği, Çiftçi Kooperatifleri, eski Pancar Kooperatifleri Birliği, şimdi Çiftçi Kooperatifleri Birliği, daha çok Torko olarak biliniyor. Onların da Gölbaşı'nın biraz altında şeye doğru, Konya'ya doğru giderken bir tohum tesisleri var, tohum fabrikaları var. Orada da hem yerel hem de başka türlü şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Yani doğal tohumları şey yapmamış, genetiği geliştirmemiş, doğal tohumları tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Belki işbirliği yapılabilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bilmiyordum. Şimdi hocam Hikmet Biram dedi. Hikmet Biram da bizim Aldo Leopold'umuz zaten. Özellikle o Anadolu Manzaraları kitabı çok değerlidir. Hatta onun içindeki bir bölümü, bu Ankara Çilemi bölümünü ben İngilizce'ye çevirdim. Yani yurt dışında tanınsın yazarımız diye. Şimdi uygulama arazimize alıcı ağaçlarını düşünüyoruz. Yani tabii. Ama Beytepe kampüsünde bu arada 200 yıllık bir alıç ağacı var. Hatta biz geçen dönem onunla bir Beytepe doğa yürüyüşleri başlattık. Orada başladık hatta grubumuzla yürümeye ve uzun uzun o ağacı ağacın altında böyle resimler çektirerek Hikmet bir anda da andık orada. Tayyip Bey'in sorusu var. İkinci soru arkadaşımız. Tohum var. Evet işte yani onu ben bilmiyordum. Türkiye Tohum ve Gen Bankası'na gittik biz merkez olarak. Onlar da bizimle işbirliği yapabileceklerini söylediler. Onlarla görüşmelerimize devam edeceğiz. Ama o dediğiniz yeri de muhakkak bir ziyaret yapalım oraya da. Teşekkür ederiz. Efendim düzenleyici arkadaşlarımıza hocalarınıza teşekkür ederiz. Ben ayrıca bu rahatsızlığından dolayı hem dilimde hem de düşüncelerimde devamlı olduğunu farkındayım. O bakımdan sizi de hoş gördünüz herhalde. Onun için de teşekkür ediyorum. Üç başlık altında birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ki burada da çok çok özledik onu. Özel olarak herhangi bir kişiye, kişinin sorumluluğuna
ilişkin olarak söylemiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla bir tarih bilinci eksikliği var. Yani Türkiye'de örneğin Tokat, örneğin Çakıt, örneğin Konya civarında yapılan o ünlü kumul önleme çalışmaları gibi gerçekten bugün deneyim olarak yeni kuşaklara aktarılması gereken çok sevgi bir tarih var Türkiye'de bu açıdan. Özellikle artık bu tarihin her alanının yoksanmaya başladığı bir dönemde çok da değerlendi bunlar. Dolayısıyla biraz dönüp o tarihe bakmakta yarar var. Hilal Hanım'ın sunumu çok güzel oldu. Benim söyleyeceklerim açısından, şimdi söyleyeceklerim açısından genellemeler, ortalamalar bizi yanıltıyor. Açlık sınırı, açlık endeksi değil mi? Açlık endeksiyle ilgili sıralamalara baktığınız zaman ben ilk önce çok dikkatimi çekmişti. 131 ülke 2017 açlık endeksi sıralamasında hemen hemen tümü denebilecek kadar bütün ülkeler az gelişmiş, gelişmemiş sayacağız kategorilerdendi. Fakat ben metnin tümünü okuyamadım, İngilizce bilmiyorum. Oradan da anlayamadım, bir şey çıkartamadım. Şimdi hocama sordum. Zaten dedi, yani gelişmiş ülkelerin bu sıralamada olması, zaten olmaması zaten bu sıralamaların, bu tür sıralamaların ne amaçla olduğu konusunda düşünceye sevk ediyor. Buradan şuna varmak istiyorum. Genellemeler de ortalamalar. Yani örneğin bu açlık sınırında Türkiye ile beraber bu 131 ülke arasında sorunsuz gibi görünen ülkelerden işte Estonya, Kuveyt, Litvanya gibi ülkelerin ortalamasını alarak böyle bir değer verdiğiniz zaman top 1980'li yıllarda o zamanki Junta'nın kurduğu bakanlığı, oluşturduğu Tarım Bakanlığı müsteşarı aramızda değil, çok saygı duyduğum, sevgi duyduğum bir hocamız. Saygıyı alıyorum Osmanlı'dakine. Onun bir sunum yaptı, bizi çağırdı, elçilikleri çağırdı, gittik. Çok güzel bir donatılmış bir yiyecek ve donatılmış bir masa görüntüsü verdi. Ve övünçle şunu söyledi. Biz Türkiye olarak kendi kendine hem yeterliyiz o zamanlar öyleydi gerçekten büyük ölçüde en azından. Ve bu kadar da zengin bir çeşitliliğe sahibiz. Diye övündüm. Ben de daha geliştim. Üstelik daha dilliydim. O delilikten kalktım, şöyle bir küstahlık yaptım. Hocam bunu siz bilim adamı kimliğinizle mi söylüyorsunuz? Şimdi bulunduğunuz makamın yöneticisi olarak mı? Şöyle bir baktı, Osman Tekiner Hoca'yı tanıyanlar bilir. Ne öfkesini ne sevgisini saklayabilir. Sonradan çok iyi dost olduğumuzda hep bana o sözü hatırladı. Ya beni çok yanlış tanıttığın konuşmanla vesaire, ben onu anlatmak istemedim. Biz kendi kendimize yeteriz anlamında kullandık. Fakat o gösteri halen kafamda öyledir. Ortalamayı yansıttığı için 7, yani kendi kendine yeten 7 ülke arasında sayılırken de ortalamalarla konuştuğumuz için bize hep öyle geliyor. Dışarıdan bir şey ithal etmiyor. Peki o zaman şu soruyu soruyor muydum? Pek sormuyordum. Türkiye'de her çocuk süt mü içiyor? Her eve yumurta mı ya da et mi giriyor? Dolayısıyla dağılım ölçüleri burada çok önemli. Ama biz, ben sabrım, onu görüyorum ve dehşete kapılıyorum. Son bir söyleyeceğim, bu kavramlar konusunda. Gördüğüm kadarıyla hemen hemen ortalama yaş düzeyi benden çok daha geç. Bu sevindirici. Ama özellikle onlara duyum olarak söylemek istiyorum. Kavramlara dikkat edin. Boş şeyler değil mi? Kavramlar, daha önce bir dil bilimcimizin söylediği sözleri söylüyor. Düşüncenin yapı taşlarıdır. Dolayısıyla o kavramları nasıl aktarırsanız, o kuracağınız yapı da ona uygun bir yapı olacaktır. Kaçınılmaz olarak o
olacaktır. Fakat bu konuda pek özenli davrandığımızı söyleyemem, ne yazık ki. Küçük Prens'i biliyorsunuz. Sevgili İsmail Koç hocamızın da arkadaşlarının çalışmasının başından beri Küçük Prens'in kafasındaki kurduğu, görmek istediği dünyayı peşinde olduklarını düşünüyorum. Ve bu dünyada ilk seminerlerde öyle bir şey söylüyorum İsmail Bey. Israrla ütopyamız olmalı. Çünkü planlama bugünden, bugünü, dünü değil, bugünü, dünden hareketle geleceği, gelecek hayal kurmak. Bütün bu 2011'den beri benim gördüğüm bu etkinliklerde yeterince hayalci olamadınız. Ben bunu üzülüyorum. Bilmiyorum, çok mu önemsersiniz ya da ama çok fantezi bir düşüncemi. Hepinizin aşık sınırını daha fazla zorlamadan oturumu kapatıyorum. Sayın konuşmacılara teşekkür ederim. Katılımcılarınızı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İki tane duyurumuz olacak. Birincisi, bugün dağıttığımız program elinizdeki broşürlerde küçük bir yazım yanlışı, hatamız var. Yani ikinci oturumda konuşacak sanayi Profesör Doktor Gülen Göçmük hocamızın ismi yanlışlıkla silinmiş. Dağıttığımız broşürleri masanın üzerine bırakırsanız öğleden sonraki oturumda yeni broşürleri hazırlayıp onları dağıtacağız. Diğer bir duyuru, yemekle alakalı olarak da Hacettepe Üniversitesi tarafından yemek hizmeti verilecek. İki seçeneğimiz var. Bir tanesi salonun ön tarafında satışa sunulan lunchboxlardan yararlanabilirsiniz ya da okulun yemekhanesinde 10 TL karşılığında Hacettepe Üniversitesi yemek hizmeti veriyor. Yemekhaneye gitmek isteyen misafirleriniz için Bilge ve Uğur arkadaşımız sizlere eşlik edecek yemekhaneye kadar. Teşekkürler.